Evet efendim kum saatini gördüğümüze göre sırada bir grafiğimiz var hemen grafiğimizi yönetmenimizden rica edelim ve başlayalım şimdi başlığı Yeni Suriye Operasyonunun hedef ve sonuçları olarak attım olası sonuçlar böyle bir harekat planlanıyor aslında Türkiye'nin 2016 hatta 2013 14 15 evresinden bu tarafa savunduğu bir tezle alakalı bu operasyon epeydir bir epeydir biz bunu ABD ve Rusya'ya kabul ettirmeye çalışıyoruz. 30 kilometre derinlikte arada kesinti olmayan bir güvenli bölge şeyimiz var, stratejimiz var. Başından beri söylüyoruz. Şimdi ABD zaten hiç kabul etmiyor biliyorsunuz. PKK, YPG, PYD, Alfabede, ABD, half bırakmamacasına biliyorsunuz sürekli değişik isimler kullanıyorlar. Ona destek veriyor ama Rusya enteresan sayamayacağımız bir biçimde şimdi yeni yeni anladı, kabul etti. Rejimin, rejimin de aleyhine bir şey olduğunu çünkü... PYD'nin doğru düzgün kurşun atmadan ülkenin epey üçte birine yakın bir kesiminde haritayı sarıya boyadığını biliyorlardı. Türkiye'nin de bundan fevkalade rahatsız çekvacı olduğunu da farkındalardı. Ukrayna'ya odaklanınca Suriye meselesini biraz ikinci plana attılar. Biz buradan bir avantaj çıkardık. Lavro boşuna söylemiyor. Yoksa niye bugüne kadar bu lafı etmedin peki? Konjonktürle alakalı bunu değerlendirmek lazım. O yüzden Türkiye böyle bir plan içinde. şimdi zor oyunu bozar diye bir gerçek var efendim biliyorsunuz zor oyunu bozar çünkü lafla anlatamadığınız veya karşı tarafa kabul ettiremediğiniz şeyi içinde bulunduğunuz konumun imkanlarını kullanarak yapabilirsiniz. Bu hakkımız daha önce kullanmadığımız bir hak. Yunanistan'ın NATO'ya tekrar aldık da ne oldu? Yunanistan terörü besliyor. Hatta bize karşı elinden gelse silahlanmaya çalışıyor vesaire. ABD desteğiyle. İsveç ve Finlandiya'ya o kadar kolay veto vermemenin bir sonucu olacak siyasi sonucu. ABD PKK'ya YPG'ye kolayından desteği kesemez. Ama biz bunu yaparsak Suriye'ye daha rahat girme imkanına sahip oluruz. Daha doğrusu Suriye'de terörden arındırılmış bölgeler ve göçmenlerin yerleştirilebileceği bölgeler oluştururuz, güvenli bölgeler oluştururuz. Bu yüzden veto hakkını kullanmamız ABD'ye epey bir şey anlattı. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla demiş olduk. ABD tabii ki başat güç kolayından da bunun üzerine YPG'ye desteğini çekecek değil ama en azından bizim bunu operasyon avantajına dönüştürme imkanımız var. Harekat için Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi anlamlı bir tarih seçilir mi dedim efendim. 24 Ağustos 2016'da başlatılmıştı. Mercidabı'nın 500. Fetih yıl dönümünde yapılmıştı. Fırat Kalkanı harekatı ama daha önemlisi 15 Temmuz 2016 darbesi olmuştu. Çok sinirlenmiştik, kızmıştık ve artık biz terörü kaynağında kurtacağız demiştik. Acaba 29 Mayıs olur mu? Bir ihtimal. Ama ben biraz daha bekleneceği kanısındayım. Bir gece ansızın gelebiliriz. Havasının uluslararası kamuoyunda, diplomasi çevrelerinde daha fazla hissedilmesi önemli. Bir kamuoyu da oluştu. Yani türkiye Suriye'ye daha önce de biliyorsunuz Barış, Kalk Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı önce Fırat Kalkanı sonra Zeytin Dalı sonra Barış Pınarı ile girdi ve güvenli bölgeyi tesis etmeye çalışıyor. Kritik bölgeler var şimdi 29 Mayıs'tan 28 Mayıs'a Azerbaycan'ı söyledik İstanbul'un fethinden 27 Mayıs'ı dün idrak ettik. Kötü bir tarih bizim Cumhuriyet tarihindeki darbeler tarihi açısından ilk e, habis e, darbenin olduğu tarih kötü bir alışkanlık doğurmuş. Kabil'in Habil öldürmesi gibi bir olay esasında. Milli iradenin gasp anlamına geliyor. ama 29 ve 28 Mayıs tarihinin bizim için bir önemi var. 29 Mayıs seçilebilir bir ihtimal ama dediğim gibi biraz daha bekleneceği kanısındayım. Peki efendim hedef ne? Bu operasyonda hedeflenen sonuç ne olacak? Öncelikle Aynel Arap bölgesi, Münbiç ve Tel Rıfat gibi PKK varlığının, PYD varlığının, YPG varlığının bulunduğu bölgelerin ayıklanması ve oradaki güvenlik bölgenin haritayı hemen gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlarımız rejiden bakmaları zaman alacaktır. O haritadaki Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı bölgelerinde hatta aşağıya İdlib'e doğru bir haritayı bizim e, TSK'nın bulunduğu bölgelerin rengine boyamak söz konusu olacak ve güvenli bölge oluştukça buradaki göçmenlerin oraya gitmesi için alan açılmış olacak. Bu da ekonomiye olumlu yansıyacak. Fakat tabii ki terörle mücadelenin getirdiği bir maliyet var. Uzun yıllardır ödediğimiz bir maliyet. Bu konuda şerbetliyiz. Çok çok da zorlandık 1984'ten beri. Dolayısıyla bu konuda deneyimliyiz. Evet çok da kayıp verdik. Allah şehitlerimize tekraren rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Suriye'deki harekat bölgesinde bir operasyon yapıldığı zaman bunun siyasi, ekonomik ve Elbette öncelikle askeri sonuçlar olacak, istibari sonuçlar da olacak. O kamuoyunu çok yakınla ilgilendirmiyor ama öncelikle siyasi hedef, askeri hedef, siyasi hedefle yol açacak ve sonra ekonomik açıdan belki daha iyi bir duruma gelebileceğiz göçmenlerin yerleşmesi kaydıyla. Çünkü hep söylüyoruz 2023 seçimine giderken ekonominin yanı sıra Seçimi etkileyecek parametrelerden birisi de göçmenler meselesi. Bu operasyonu bu hafta konuşuyor olma ihtimalimiz konuşmaya devam etme ihtimalimiz yüksek. Belki yarından itibaren başka bir aşamaya geçeriz. Dediğim gibi devletin bileceği iş ama harekat kapıda her zaman bu operasyonların başlamasından hemen önce olduğu gibi her daim her an ansızın gelebiliriz.